Harun nerede peki şimdi? Ne demek bir şey demediler? Ya buradan gittiğinden beri bir şey öğrenemedin mi anne? Ne bağırıyorsun ya? Sanki Harun'u ben tutuklattım. İyi tamam. Beni de haberdar edin. Allah Allah ya. Ha Asiye. Efendim? Şu hani yukarıda önünde masa olan güzel oda var ya. Evet. Heh. İşte benim eşyalarımı oraya yerleştirin. Reyhan Hanım'la Miran Bey'in odasından mı bahsediyorsunuz? Orası Reyhan'ın odası mıydı? Evet. Ha, iyi. Sonuçta artık Reyhan'la Miran olmadığına göre bizi de oraya yerleştirmende bir sıkıntı yok değil mi? Hadi yerleştir. Hadi. Hadi bakalım. Hasta, hasta. Bu oda artık bana ait Reyhan'cığım. Senin ne işin var burada? Gönül. Burası Reyhan'la Miran'ın odası. Bu boş odayı anıt gibi saklayacak halin yok değil mi? Sonuçta artık onlar burada yaşamıyorlar. Ben yaşıyorum. Biz yaşıyoruz. Yani bu oda tabii ki bizim için olacaktı. Öyle mi? Kimden izin aldın? Pardon. Kimden izin alacakmışım? Unutma ki Gönül. Ben Aslan Beylerin geliniyim. Yani senin kuzeninin karısıyım. Sen hala bana ne anlatıyorsun? Ne konuşuyorsun boş boş? Defol git buradan. Allah Allah ya şuna bak. Bakıyorum da Füsun Hanım yokken senin sesin bayağı yüksek çıkıyor ha. Tabii. Kendisi seni şu an görmüyor diye bunları duymayacak sanıyorsun değil mi? Bak sana bir tavsiye, elbet duyacak ve bundan da hiç hoşunuz olmayacak. Bana bak seni gebertirim. Ben Reyhan değilim. O sana kıyamıyor olabilir ama ben kıyarım anladın? Yürü. 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 Aklıma yürü. 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 Şimdi beni dinle. Sen bu konakta hanım değil sığıntısın. Bu bir. Bir daha bırak o odaya girmeyi, kapıya elini sürmeyeceksin. Bu iki. Eğer benim sözümün üzerine tek bir söz edersen... O gün kocanla seni kapının önüne koyarım. Bu da üç. Gönül bırak. Burası benim evim anladın? Bundan sonra gelene her gün tekrarlayacaksın. Burası Gönül Aslan Bey'in evi. Ben bir sığıntıyım diyeceksin. O oda Reyhan'la Miran'ın odası. Anladın? İster içinde yaşarlar, ister yaşamazlar. Bu konak yanıp yıkılana kadar bu böyle kalacak. Anlaşıldı mı Asiye? Peki efendim. Şimdi gir içeriye eski haline getir, Yaren'den arındır. Sonra da getir anahtarı bana teslim et. Eğer bana tek bir sebep daha verirsen seni kapının önüne koyarım. Senin bu konaktaki yaşamın Harun'a değil, Füsun Hanım'a değil, benim kararıma bağlı. Bunu aklına iyice sok. Anladın? Bunlara mutfağın yanındaki odayı hazırlayın. Sakın Elif'in odasına dokunmayın. Eğer Füsun Hanım bir şey derse bana gönder gelsin bana desin. Anladın? Anladım efendim.
Gel anne gidelim. Madem savaş istiyorsun gönül. Hey, savaşacağız. Kimin kaybettiğini göreceksin. Yaren onu. Sakın! Sakın! ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.